Sinema yazarı Agah Özgür, 2015 yılında çıkardığı kitabında Türk sinemasının yasak aşklarını yazmıştı. Bizler de bu kitaptaki Yeşilçam oyuncularının ihanet ve intiharla biten aşk hikayelerini sizin için bir araya getirdik. İşte Agah Özgür'ün kaleme aldığı yasak ilişkiler. Belgin Doruk, oyunculuğa başlamadan önce 1953 yılında Türkiye'nin ikinci güzeli seçildi. Dönemin ünlü yapımcı ve yönetmeni Faruk Kenç, aynı yıl çektiği Köroğlu Türkan Sultan filminde oynayan, kızı yaşındaki Belgin Doruk'a aşık oldu. Faruk Kenç 54 yaşındaydı, Belgin Doruk ise henüz 18 yaşını tamamlamamıştı. Belgin Doruk o yılları şöyle anlatıyor. Annem mesleğimi sürdürmem şartıyla biriyle evlenmemi istiyordu. Faruk Kenç'le evlenebileceğimi söyleyince annem buna onay vermedi. Faruk senin baban yaşında diyerek evlenmemize karşı çıktı. Annemi aldırmadım ve 18 yaşıma girdiğim gün Faruk Kenç'le evlenmeye karar verdim. Annem çok üzülmüştü. Belgin Doruk ve Faruk Kenç 17 Eylül 1954 yılında evlendiler. Bu birliktelik 27 Ocak 1961 yılında sona erdi. Bu ayrılığın 3 nedeni vardı. Aradaki yaş farkı, İstanbul Film Şirketi'nin sahibi olan Faruk Kenç'in iflas etmesi ve Belgin Doruk'un yaşadığı yasak aşk. Belgin Doruk, kocasından ayrılmadan film yapımcısı Özdemir Birsel'le aşk yaşıyordu. Kocasını aldattığının farkında olan Belgin Doruk, sonunda Faruk Kenç'ten boşandı. Belgin Doruk, ikinci evliliğini 7 Mayıs 1961 yılında Özdemir Birsel ile yaptı. Ancak Belgin Doruk, aradığı aşkı ne yazık ki bu evlilikte de bulamadı. Daha sonra Birsel ekonomik krize girince ilişkideki gerilim de arttı. Belgin Doruk'un önce ruh sağlığı, ardından aşırı kilolarıyla fiziksel sağlığı bozuldu. 1995 yılında Belgin Doruk yaşamını yitirdiğinde Özdemir Birsel, Ankara'da Kültür Bakanlığı desteğiyle belgeseller çekmekteydi. Ünlü oyuncular Melek Ezgi ve Ferdi Tayfur, 1933 yılında Söz 1, Allah 1, ardından ise aynı yılda Milyon Avcıları filminin başrolünde oynadılar. Bu iki film büyük bir aşkı set dışına taşıdı. Ancak ünlü çift ne yazık ki mutlu olamadılar. Çünkü Ferdi Tayfur sıkı bir kokain tutkunuydu. Tayfur uyuşturucuya eşi Melek Ezgi'yi de alıştırdı. Ezgi'nin bünyesi zayıf düşünce, dönemin salgın hastalığı olan vereme yakalandı ve hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın ilk yasak aşklarından biri Topu Ağacı'ndaki Hürriyet Apartmanı'na düzenlenen polis baskınıyla ortaya çıktı. Baskını yaptıran ise ünlü oyuncu Yılmaz Duru, basılan da nikahlı eşi Nilüfer Aydan ile yönetmen Halit Refik'ti. Bu yakınlaşma Refik'in yönettiği ve Aydın'ın başrolde olduğu bir film setinde başladı. İlginçtir ki o filmin adı da Yasak Aşk'tı. Olay sonrası Yılmaz Duru boşandı, Halit Refik de Nilüfer Aydan'la evlendi. Dönemin ünlü yıldızı Muhterem Nur'la evli olan oyuncu Işın Kağan, askeri görevdeyken karısının başrolde oynadığı filmi izledikten sonra boşanma kararı aldı. Işın Kağan, 20 Eylül 1961 tarihli Kars damgalı asker mektubunda şunları kaydetmiş. Pazar sabahı Genç Osman filmine gittim. O öpüşme ve aşk sahnelerinde duyduğum utancı tarif edemem. Dünden beri son derece bozuk bir haleti ruhiye içindeyim. Senin bir filmde şehvetle ve defalarca öpüşmeni kabul edemiyorum. Bunu hiç sıkılmadan, kocanın ne hale geleceğini düşünmeden yaptın. Bir filmle başlayan aşk, bir başka filmin neden olduğu kıskançlık nedeniyle son buldu. Muhterem Nur ve Işın Kağan'ın evliliği 2,5 yıl sürdü ve ünlü çift 11 Kasım 1963 yılında boşandılar. Ünlü film yapımcısı Nevzat Pesen, evli ve 3 çocuk babası olmasına rağmen 1958 yılında yönettiği Kızımın Başına Gelenler filminde oynayan Neriman Köksal ile aşk yaşamaya başladı. Onların yasak aşkı 1965 yılına kadar sürmüştü. Neriman Köksal, Konyakçı filminde oynarken tanıdığı görüntü yönetmeni Feridun Kete ile yıldırım nikahıyla evlenirken Nevzat Pesen'in bundan haberi bile yoktu. Nevzat Pesen, bir süre sonra Pesen Film Şirketi'nin iflasıyla daha da sarsıldı. 1973 yılında Etiler'deki evinin 5. katından kendini atarak intihar etti. Neriman Köksal ise 1999 yılında hayatını kaybetti.
Usta oyuncu hayata gözlerini yummadan önce, gizli kalan aşkı İzzet Günay'ı görmek onun son arzusuydu. Neriman Köksal, içini Çolpan İlhan'a, sonra Edis Hun'a döktü. Onlar bu görüşme için İzzet Günay'dan ricada bulundular. Peki, bu durumda İzzet Günay, sevgili eşi İpek Hanım'a ne diyecekti? Zor günler yaşayan İzzet Günay'ın imdadına, "Hadi kalk hastaneye gidiyoruz" diyen eşi İpek Hanım yetişti. Neriman Köksal büyük aşkı İzzet Günay ile baş başa kaldı. Hastanedeki bir daha yaşanılması ve çekilmesi imkansız bu dramatik buluşmanın fotoğrafını ise Neriman Köksal giderken yanında götürdü.